Nazlı teyzeciğim, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Sizinle bir kere tanıştığımız için çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Şimdi İmranlı TV olarak hem İmranlı halkını tanımak için hem de İmranlı'da yaşayan sizin gibi değerli büyüklerimizi tanımak istiyoruz biz. Evet. Sizi biraz tanıyalım mı Nazlı teyzeciğim? Ben Toklaca köylüyüm. Koyun Kayalar'ın kızıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Buraya ev tuttum. Burada oturmaya geldim. Yani artık burada mı yaşayacaksınız? Yok, güzün gideceğim, yazın geleceğim. Yılın belirli ayları oradasınız. İstanbul'da. Korena'nın önünde kaçtım. Korena'nın önünden kaçmışsınız. Çok güzel. Korena'nın önünde kaçtım. Çok güzel. Nereye giderseniz gidin, memleketi özlüyor mu insanlar? Çok özlüyorum, ben buranın hastasıyım. Çocukluğunuz burada mı geçti? Tabii. Kaç yaşında ayrıldınız buradan? Ben burada 18 yaşından ayrıldım. Ha, evlendikten sonra? Evlendim, İstanbul'a gittim. İstanbul. Burada gelen İstanbul'a gittim. Hani derler ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım. Mümkün değil, doğrudur. Değil mi? Doğrudur. Yani Memleketimi çok severim. Toprağını, taşını, insanını çok severim. Ama sevilmeyecek gibi değil ki. Nazlı teyzeciğim, ben ilk defa geldim. Bayıldım. Bakın bugün ilk günümüz. Daha sabahtan beri geziyoruz. Nereye gitsek bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Değil o mi? Kadar güzel insanlar ki Allah evet, razı olsun. İnsanlarımız has. Doğası temiz, çok güzel. Kızılırmak. Saygılı. Aynen. Ondan sonra nasıl diyeyim, geldim gelesiz memnunum bilmiyorum. Ha, ne güzel ya. Vallahi ben sizin yerinizde olsam yılın 12 ayı buraya gelirdim. Yo, 12 ay durmam. Soğuk. O tarafta da evlatlarınız, torunlarım var. Torunlarım var. Torunlarım beni bekliyorlar. Bana kızıyorlar, sen bizi bıraktın gittin diyorlar. Ondan sonra kızlarımı arıyorlar, torunlarımı arıyorlar. Yani ben buradayım ama yalnız değilim. Ne çocuklarım güzel, yanımda. Harikulade. Peki en son bundan evvel ne zaman gelmiştiniz? Ben 10 senedir buraya gelip gidiyorum. Çünkü eşimi kaybettim, buraya Allah getirdim. Her sene gelirim. Mezarı burada. Her sene gelirim. Onun mezarını ziyaret ederim. Bir Kur'an'ını okurum. Çeker Allah giderim. Ama bu sene geldim oturmak için. Ne güzel. Umarız ki abimizin de, rahmetli abimizin de ruhu hissetmiştir. İnşallah. Peki Nazlı teyzeciğim, şöyle biraz maziye dönelim. Çocukluğunuz burada geçti. Nasıldı o dönemki insan ilişkileri, komşuluk ilişkileri? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Biz kapı kitlemek nedir bilmezdik. Kapılar hep açıktı. Yok. Şimdi birisinin tarlası bitiyordu. Biz hep toplanırdık, öbür tarlayı bitirirdik. Biçerdik böyle. İmece usulü değil mi? İmece usulü diyorlar bildiğim kadarıyla. O imeceyi ben bilmiyorum. Hani böyle hep beraber yapıyordunuz. Irgat. Biz ırgat diyoruz. Aynen. Giderdik, ırgat olurduk. Belki 100 kişi toplanırdık. O tarlayı bitirirdik, biçerdik, toplardık. Öbür komşuya giderdik. Öyleydi komşuluk. Şimdi İstanbul'da 3 kapımız var değil mi? Kilitliyoruz üçünü. 3 kapı ne? 4-5 kilitlidir. Değil mi? Değil mi? Bu kilitli az. Şimdi benimki 3 kilitli. Nereden nereye geldik? Değil ne kadar acı. Ondan sonra... Komşuluk ilişkileri nasıl? Yani eskiden tabii ki. İstanbul'da bu sene komşuluk öldü. Korena'nın yüzünden. Zaten ben onun için sıkıldım. Hemen kaçtım. Geldim buraya ev tuttum. Şimdi ev tuttum. Orayı karıştırmayayım neyse. Orası gizli. Orayı kesiyoruz. Tuttum. Sonrası gizli. Peki Nazlı teyze, bundan sonraki hayatınızda siz hep böyle gidip geleceksiniz. Buradan da kopmayacaksınız. Ayağınızın biri burada, biri İstanbul'da. Ben çok gezerim. Ne kadar güzel. Ben o kadar geziyorum ki. Enerjinizden belli maşallah. Elmalı'ya giderim, Antalya'ya giderim. Jogi Baba'ya geçen sene geldim, bu sene gidemem. Siz Jogi Babalı mısınız? Ben Koyun Kayalıyım. Jogi Baba'yı çok severim. Çünkü Jogi Babalı bir arkadaşımız var. O bahsetti, ben de henüz gitmedim. Gideceğiz. Jogi Baba'ya gitmedim bu sene. Geçen sene toplantıyla gittim. Bu sene herhalde olmayacak gibime geliyor. Çünkü bu Korena var ya. Evet, o Jogi Baba ziyaret yeri değil mi? Ziyarettir. Dualar ediliyor. Ne dua, ne istersen orada sana verir. Haydi bakalım, ben bekarım. Benim dur bakalım. Benim engemin çocuğu olmuyordu. Ben daha o zaman bekarım. Onun bir suyu var, şimdi yazın akar, kışın kesilir. Öyle mi? O suda iki tane beyaz minik taş. Aldı yüttü, iki tane oğlu oldu. Çok enteresan. Yani eminim. Bir saniye, o iki taşı ne yaptı Deniz? Aldı. Aldı, yuttu. Yuttu. Çok aldı, enteresan. Aldı, yuttu.
Böbrekleme böbrekte taş olmaz. Yok. Hiçbir şey olmaz. Allah korusun. Hiçbir şey olmaz. O ya öyle o bir zaman gerçektir ki ölü git diri kal. Peki Nazlı teyze, ben hem ellerinizde hem alnınızda bir şey dikkatimi çekti. Onların hikayesini bize anlatır onun mısınız? Onun hikayesi yok. Ben şimdi kuzu otlatıyordum. Üç kızıdık. Kuzu otlatıyorduk. Biz gittik ki onların çadırlar var böyle, göçmenler var. Buraları yakın çeker misiniz lütfen? Çeksin. Bakın çok güzel, şahane. Evet, ondan sonra biz onların yanına gittik. Bize dediler ki ekmeklerinizi verin, size de böyle dövme yapak. Biz de ekmeklerimizin içinde de kaymak var bu boy kalınlık. Biz de verdik, ellerimizi böyle yaptı. Eve gittik, babam beni dövdü, tokatladı. bu ya? Bana suçludur. Ama alnınıza da yaptırmışsınız. He, yaptım. Hatta böyle yapacaktım Allah'ta ki yapmamışım. Babam beni öldürür. Kaç yıl geçti aradığından, geçmedi? Valla ben 8, 9, 10 yaşlarındaydım o zaman. Nasıl bir şey kullanmışlar ki geçmemiş? Çok eskiden idare diyorlardı, yakıyorlardı mum gibi. Onun isine bir şey tuttu. Onu oraya sürdü, iğneyle böyle batırdı. Böyle batırdı. Orası. 5 tane iğne bağladı. Böyle batırdı. Sonra o iğneleri bir suya batırdı, öbür kızın ellerine yaptı. Biz üç kızız. O kadar kaymağı verdiniz. Kaymaklarımızı aldılar, ellerimizi o deldiler. O kaymakları bana verseniz ellerinizin hepsini yapardım dövme. O lezzetli kaymaklar. Bir hikaye de budur, başka bilmiyorum. Çok güzel başka Nazlı teyzeciğim. Başka bilmiyorum, gülüm ben. Peki Nazlı teyzeciğim, kaç evladınız var? 3. Kaç torun var? 4. Nasıl ilişkileriniz şu an? Çok iyi. Torunlarınızla? Torunlarım ölüyorlar bana. Aynen, ben de onlara ölüyorum. Harika. Şimdi lafı şuraya getireceğim. Günümüz dünyasında, maalesef modern dünyada, hem İstanbul'da yaşayanlar olarak insan ilişkilerimiz çok değişti. Yeni nesil, torunlarınız ne şanslı ki torunlarınız sizin gibi bir kere anneanneleri var. Ne güzel. Babaanneleri var. Ama bir yandan da yeni nesil hep böyle telefonun dışına başka bir şey bilmiyor biraz. Doğrudur. Bu konuda gençlere ne söylemek istersiniz? Gençlere diyorum ki insanlık öğrensinler. Gençlere bunu diyorum. Bir yaşlı bir bayan, erkek olsun, bayan olsun, elini tutsunlar. Evet. Öyle telefonu pıt 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 yapmasınlar. Telefonu pıt pıt yapmak yok. Bak orada da yapıyor. Telefonu pıt pıt yapmak yok yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bazen insanlık ölmüş. Bir erkek olarak kadınlara baktığımda yarın bir gün bu evlenecek. Evinde yemek yapacak, yok öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. O yok. Niye bitti. Böyle olduk? O telefon yaptı. Telefondan yaptı. Telefon yaptı. Hakikaten. Telefon yaptı. Ondan başka işleri güçlü. Ben 28 sene ev işlerinden çalıştım. 28 sene. Hakimle çalıştım. Yarbayla çalıştım. Hep büyük insanlarla çalıştım. Maşallah. Ben okumuşluğum yoktu. Onlar beni eğittiler. Ay ne güzel. Anlatabiliyor muyum? Onların rahleyi tedrisatından geçtiniz böyle. Ben iki ayağımda da protez ameliyatlıyım. Çok geçmiş. Birisini onlar yaptılar, birisini burada ben yaptım İstanbul'da. Çok çok geçmiş olsun. Düştüm abi. Biliyor musun kaza gibi. Ama enerjiniz çok güzel. Enerjim çoktur, gezerim. Ay Allah'ın nazarına. Çok gezerim. Aman o, ne güzel. Onlar, Hakim Bey sizlere ömür oldu, hanımı sağ. Allah rahmet eylesin. Kışın giderim oradan bir ay, iki ay otururum. Ne güzel. Onunla beraber otururuz, yeriz, içeriz. Sonra ben evime gelirim. Ne güzel Nazlı teyzeciğim, harika. O zaman bugün siz burada belediye ziyarete geldiniz, belediye başkanına geldiniz. Buradan o zaman hem İmralı TV'nin kuruluşunda emeği geçtiği için Murat Başkan'a, hem de İmralı'nın gelişim sürecine, hani her sene gidip geliyorsunuz. Nasıl yapılan hizmetlerle ilgili bir yorum isterim sizden. Güzel yapmış. Biraz daha çalışsın. Biraz daha çalışsın. Biraz daha gayret. Biraz daha çalışsın. Henüz daha bildiğim kadarıyla birinci yıl. Yalnız ben dün şeyin kenarından parkta oturdum. Orada bir tane genç çalışıyor işte. O çok şikayetçi. Öyle mi? Diyor ki onlar tutuyor, beni tutmuyor diyor. Onu da söyleyeyim de duysun başka. Duyurulur Murat Başkan. Dedim ki ben yarın oraya gideceğim. Güzelsen söyle dedi bana. Tamam söyleyeceğim. Bak söylüyorum. Harika. Uğur getirsin o zaman i̇nşallah, bizlere de. İnşallah. İmralı TV kuruldu. Bundan sonra artık İmralı TV'de. Bak hem bu Ekrem var ya. Evet. Ekrem'in peşinden çocuk gibi biz dolaştık. Öyle mi? Tabii. Biz de Beylikdüzü'nden geliyoruz bu arada. Ne Beylikdüzü bıraktım, ne Şişli bıraktım, ne şurayı bıraktım. Hep ona oy topladım.
Helal olsun. İmamoğlu'nu çok seviyorum. Ne kadar güzel. Kartal'da da şey var, Gökhan var. Evet evet. Gökhan'ı da çok seviyorum. Çok güzel. Bir de şeyden Yakacık'tan Muhtar var. O bugün beni buraya gönderdi. Kız dedim ben buraya geldim ama kızım ne yatak var ne yorgan var yerde yatıyorum dedim. Kalkamıyorum. Kız dedi git belediyeye söylesin. Ay Allah razı olsun. Ne kadar güzel. İyiymiş, onun için bugün buraya geldim. Çok iyi etmiş Nazlı. Çok doğru. Geldim. Yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa ne canım güzel, sağ olsun. Aa, siz gelmişsiniz buralara kadar. Lütfedip gelmişsiniz. Tabii ki yaparlar. Yapsınlar canım bana bir yardım yapsınlar ne olmuş? Aynen öyle. Aynen benim öyle. Ben fakir değilim yalan söylersem iftira ederim. Evim var, yerim var. İşte bunlar başkana söyleme sakın. Söylerim söylerim yok. Ama param yok. Yalan evi de nasıl satayım ben doğru, buraya getireyim. Doğru doğru. Bana doğru. Yardım et. Doğru söylüyorsun. O kadar basit. İnşallah o zaman buradan dünyanın dört bir yanında bizi izleyecek olan tüm İmranlılara duyurulur. Sevgili İmranlılar bildiğim kadarıyla dünyanın dört bir yanında kaç 300 bin kadar değil mi? Dur ya 300 bin kadar İmranlı var dünyanın dört bir yanında. Memleketinize gelin. Bakın Nazlı teyze. Yerimiz güzel. Yerimiz güzel. Yerimiz. Kızılırmak manzaralı. Oo, ben şimdi onun kenarındayım. Dün gittim etrafından dolaştım. Oturdum o parkta. İnsanın ruhu dinleniyor değil tabii mi? Tabii canım ya İstanbul bitti. İstanbul yok. Biz gittik biraz evvel. Mesela kurbağaların sesi, o suyun şırıltıları. Çok uğraştım onların sesini telefonu alamadım. Torunum istiyor. Biz de bugün söyledik kendimize. Dolayısıyla İmranlılara seslenelim. Memleketinizi ihmal etmeyin. Ya gelin görün. Bakın Nazlı teyzem gelin, yerleşin buraya. 18 yaşında ayrılmış bunca zamandır İstanbul'da ve artık son 10 yıldır gidip geliyor sürekli. Sizin de bir ayağınız İmranlı'da olsun. Tabii gelsinler değil. Evlerini yapsınlar, yerlerini yapsınlar. Memleketinize sahip çıkın yani. Memleketin size sahip çıkın. Yerimiz güzeldir, yurdumuz güzeldir. İnsanlarımız hastır. Harika. Ne kadar İnsanlarımız güzel. Hastır. Niye? Ne kadar güzel. Harika. Bir tane Azgerli şoför var burada. Hı-hı. Sen tanımazsın. Hı-hı. Ben geldim bir eve girdim. Evi beğenmedim dedim ben. Bu evi beğenmedim. Beni taksiyle yarım gün dolaştırdı. Ev buldu bana. Allah razı olsun. Tamam. Yardım etti bana. Allah bin kere razı olsun. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bak ne kadar has biri. İstanbul'da kimse korkuyorum taksiye bile. Aynen aynen insanlar tedirgin bırakın taksiyi. Gelsinler, İmranlı'ya gelsin. Asansöre binmekten imtina ediyorlar. Korkuyoruz, evet, şey korkuyoruz. Çok korkuyoruz, açık. Doğrusu evet. Korkuyoruz. Gerçi benim yerim çok iyidir İstanbul'da da. Urmumcu'da oturuyorum. Onu soracaktım. Urmumcu'da mısınız? Urmumcu'da oturuyorum. Komşu da çıktınız bu arada Maltepe'den. Yerim güzel, yerim çok güzel. Harika, komşularım harika. Hep Sivaslı, Erzincanlı. Ne güzel, ne güzel. Allah bu güzellikleri daim etsin diyelim. Amin, teşekkür ederim. Komşuluk ilişkilerinizi hep böyle güzel insanlar çıksın karşınıza. İnşallah, inşallah. O zaman sevgili izleyiciler diyoruz ki İmranlı TV olarak biz İmranlı'yı sizlerin evlerine getireceğiz. Evet bundan sonra ama sizler de lütfen İmranlı'ya gelin. Buranın güzel insanlarıyla tekrar eskisi gibi kapılarınızı kilitlemeden yaşamaya devam edin. Nazlı teyzemle ben hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Selam. Çok teşekkürler Nazlı teyzem. Çok sağ olun. Hanımefendiyle de biraz...